Efendim merhabalar. Uzun zamandan beri bu videoyu çekmek istiyorum ama bir türlü kısmeti olmamıştı. Kapadokya nasıl gezilir? Bunu anlatmak istiyorum çünkü oralı olduğum için ne zaman bir arkadaşım, eşim, dostum, onların eşi, dostu, akrabaları biri Kapadokya'ya gidecek olsa bana ulaşıyorlar. Ben de bundan sonrasında bu videoyu onlara göndereceğim. Bakın Kapadokya böyle gezilir diyeceğim. Bunun için bu videoyu çekiyorum. Bir şehirde yaşamak o şehri keşfetmek açısından birazcık farklı. Ben hem Kapadokya'da doğmuş, bir müddet yaşamış, daha sonrasında başka şehirlerde bulunup Kapadokya'yı dışarıdan görmüş, ailem orada olduğu için bağ kopmamış biriyim. Ayrıca tur rehberliği yaptım. Bu da bana bir avantaj sağladı. Ayrıca gezmeyi de biraz sevdiğim için Kapadokya nasıl gezilir konusunda biraz cümle kurabilirim. Öncelikle Kapadokya'nın neresi olduğu konusunda bir karara varmamız lazım. Kapadokya neresi? Kapadokya coğrafyanın ismi. Adana'nın bir kısmı Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat diyebiliriz. Konya'nın bir kısmı. Bu alandaki coğrafya Kapadokya ismi veriliyor. Ama popüler olan bizim ziyarete gittiğimiz yer Nevşehir ve etrafı. Yani Aksaray'da Kapadokya dahil, Kayseri'de Kapadokya dahil, hatta Kapadokya'nın Nevşehir'e Kapadokya'yı hediye eden de, o peri bacalarını hediye eden de Kayseri'deki Erciyes ve Aksaray'daki Hasan Dağları. Kapadokya'yı gezmeyi iki şekilde ele alabiliriz. Birincisi birkaç gün, bir hafta sonu kaçamağı, 2-3 günlük bir plandan bahsedebiliriz. Diğeri de 4-5 gün, 10 gün fazlaca vaktiniz olduğu zaman neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedebiliriz ama bu videoda ilkinden bahsedeceğim. Hafta sonu 2-3 gün giderseniz eğer nereleri görmelisiniz, neler yapmalısınız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle gezilecek ve görülecek yerler Nevşehir'in ilçeleri. Nevşehir merkezde çok fazla görebileceğiniz bir şey yok. Otellerin yoğun olduğu, görülecek yerlerin, müzelerin yoğun olduğu yer Nevşehir'in ilçeleri. Gerçi yakın zamanda Nevşehir merkezde de bir yeraltı şehri bulundu ama daha onun hizmete açılması vesaire biraz daha zaman alacak. Nevşehir'in önemli ilçeleri, görülecek şeyler olan ilçeleri şunlar: Avanos, Ürgüp, Göreme. Bunlar başlıcaları ama onun haricinde Derinkuyu'da Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı'da Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak'ta Özkonak Yeraltı Şehri, Kozaklı'da Kaplıcalar ve Hacı Bektaş'ta da Hacı Bektaşi Veli Türbesi görülecek yerlerden. Ama bizim çoğunlukla görmek için gittiğimiz yer Ürgüp, Göreme ve Avanos. Tabi arada Uçhisar var, Ortahisar var. Hepsini şimdi planınızı çizerken ayrıntı olarak tek tek bahsedeceğim. Evet, konaklama yapacağınız yeri Göreme olarak seçeceğim. Göreme tam ortadadır. O yüzden Göreme olarak seçeceğim. Ama tüm bu ilçeler birbirine 8-10-15 kilometre uzaklıktalar. O yüzden Göreme'de kalmayıp Ürgüp'te kalacak olsanız bile yine benim dediğim noktaya gelip gezinize oradan başlayabilirsiniz efendim. Yani Ürgüp'te kalıyorsanız planı sabahleyin, sabah kalkıp Göreme'ye gelin. Göreme'den başlayın. Buna kafanız karışmasın. Göreme, Avanos, Ürgüp, Uçhisar, tüm bunların ortasında bir ilçe. Çok fazla otel var. Özellikle mağara otel arıyorsanız Göreme'de çok fazla var. Uçhisar'da da var tabii. Her yerde mağara otel var ama Göreme yoğunlukta olduğu bölgelerden bir tanesi. Zaten Kapadokya'ya geliyorsanız öyle 5 yıldızlı oteller falan aramayın. Yok mu? Çok fazla var ama tabii Kapadokya'ya geliyorsanız bence mağara otelleri, eski konakların, otele çevrilmiş eski konakları seçmenizde fayda var. Göreme sabahına uyandınız. Sabah mutlaka erken uyanın çünkü saat 4.30-5 gibi uyanırsanız hemen dışarıya çıkın. Gökyüzü aydınlanmış olacak. Gökyüzünün aydınlanmasını bekleyin ve balonları izlemenin keyfini çıkartın. Göreme'deyseniz eğer sabah kalkıp otelinizin balkonundan, terasından, önünden gökyüzüne bakabilirsiniz. Balonlar sizi karşılayacak ama ben daha çok balon görmek istiyorum diyorsanız ve aracınız varsa atlayıp gökyüzündeki balonları takip edin. Aracınız yoksa açık bir alan bulun ya da yüksek bir alan bulun, oradan izleyin. Bunun için Göreme'nin hemen üst tarafında Seyir Tepesi var. Göreme Seyir Tepesi var. Göreme Seyir Tepesi'ne yürüyerek de çıkılabilir, arabayla da çıkılabilir. Arabayla biraz zor bir yoldur ama çıkılabilir. Yürüyerek de bir 15-20 dakikanızı alır.
Göreme Seyir Tepesi'nden tüm balonları inanılmaz güzel görebilirsiniz. Arabanız varsa Uçhisar Kalesi'ne gitmenizi tavsiye ederim. Uçhisar Kalesi'nin arkasından Göreme'ye bakan tarafından, Avanos'a bakan tarafından büyük bir düzlük, Ürgüp'te gözükür oradan ve arkasında Erciyes Dağı vardır. İnanılmaz güzel bir manzara vardır. Yüzlerce balonu aynı anda uçtuğunu, kiminin konduğunu görebilirsiniz efendim. Balona binmek istiyorsanız mutlaka gidip pazarlık yapın. Balonlar biraz pahalıdır ama pazarlık esastır. Çünkü genellikle döviz olarak yabancılar için belirlenir. Yerli turist için mutlaka firmalar farklı bir fiyat uygulayacaklardır ama balona binmek için fedakar olmanız lazım. Erken kalkacaksınız, biraz fazla ödeyeceksiniz, biraz üşüyeceksiniz belki ama kesinlikle enfes bir tecrübedir. Kalktığınız sabah balonları izlediniz. Terasınızda, balkonunuzda, otelinizin terasında, balkonda kahvaltı yaptınız. Ya değilse Göreme'de, merkezde ve Göreme'nin kurulu olduğu tepede birçok seyirlik restoran vardır. Oralarda kahvaltınızı yapabilirsiniz. Nevşehir'de genel olarak yemek kültürü çok gelişmiş değil. Çok fazla çeşit yok ama bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra ilk gideceğiniz yer Zelve. Göreme ile Avanos arasında bir yer Zelve. Paşa bağlarının olduğu yer, peribacalarının, yaşlılarının olduğu yer, şapkalarının artık düşmeye başladığı yer ve Zelve'ye giderken de genç peribacalarını mutlaka göreceksiniz. Zelve'de ücrete tabi hiçbir yer yok. Her yeri ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ufak tefek alışveriş yapacaksanız yine Zelve'de yapabilirsiniz efendim. Zelve'de paşa bağlarını gezdikten sonra zaten çok küçük bir alan, hani ayrıntı tarif etmeye yok, tek bir yol var. O yolu yürüdüğünüz zaman sizi paşa bağlarına götürecek. Mutlaka ileriye doğru, mutlaka peribacaların arasından ileriye doğru yürüyün. Yolun bir diğerine geri dönersiniz. Zelve'yi bitirdikten sonra arabanıza binin. Yine aynı yolu devam ederek, Zelve Açık Hava Müzesi'ne geleceksiniz. Şöyle söyleyeyim size, eğer duvar resimlerini görmek istiyorsanız, kiliselere dair özel bir ilginiz varsa Açık Hava Müzesi'ni, Zelve Açık Hava Müzesi'ni görmenizi tavsiye ederim. Eğer öyle değilse, sadece doğayı görmek istiyorsanız, sadece peribacalarını görmek istiyorsanız Zelve Açık Hava Müzesi'ne girmenize gerek yok. Ücretli çünkü, ücrete tabi. Girmenize gerek yok. Devam edebilirsiniz. O yolu devam edebilirsiniz. Dipnot düşüyorum burada. Zelve Açık Hava Müzesi'nde akşamları Mapping diye bir etkinlik var. Peribacaların üzerine büyük projektörlerle, ciddi ses sistemleriyle uygulanan bir etkinlik var orada. Akşam saat 8 gibi başlıyor. Öğrenebilirsiniz. İnanılmaz bir etkinlik. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Ben aynı etkinliği bir 4-5 defa izledim. Biraz pahalı, mutlaka fiyatını sorun. Zelve'den Ürgüp tarafına yola devam edin efendim. Orası çok bilinen bir yol değildir. Gidiş gelişli küçük bir yol. Nevşehir'de yol yapmak öyle kolay değil. Biliyorsunuz UNESCO'nun da koruma alanı olan bir bölge. O yüzden öyle yol falan yapmak çok kolay değil. Gidiş gelişli bir yol, takip edin. Karşınıza Avanos Ürgüp ayrımı gelecek. Siz Ürgüp'ü takip edeceksiniz. Biraz gittiğiniz zaman Derbent Deresi'ne varacaksınız. Derbent Deresi'nde Devenin üzerine binmiş bir gelin figürü göreceksiniz. Peribacaları öyle bir figür oluşturmuş. Bununla alakalı hikayeler var. İşte gelin, damat giderlerken işte taşa dönüşmüşler vesaire gibi. Orada mutlaka durun. Güzel bir manzara vardır. Biraz daha yukarısına çıkınca seyirlikte bir manzara var. Oradan aşağı bakabilirsiniz. Derbent Deresi'ni yukarıdan görebilirsiniz. Vadiyi yukarıdan görebilirsiniz. Yine devam ediyoruz Ürgüp'e doğru. Bu dediğim yol, yani 4-5 kilometre geldiniz şimdiye kadar. Bir 5-6 kilometre daha gittiğiniz zaman Ürgüp'e gireceksiniz. Ürgüp şehir merkezini bulun. Ürgüp şehir merkezinde bir soluklanın ve Temenni Tepesi'ne çıkın. Zaten şehrin ortasında bir tepedir. Temenni Tepesi'ne çıkın. Arabanızı park edip yürümenizi tavsiye ederim. Tepeye arabayla çıkmaya çalışmayın. Bir 10 dakikalık tepe yürüyüşüdür. Orada bir kahve içebilir, Ürgüp'ü yukarıdan görebilirsiniz efendim. Ürgüp'te Temenni Tepesi var. Temenni Tepesi'nden aşağı inerken peribacaları göreceksiniz. Onlar çok yeni peribacaları, belediyenin yaptığı peribacaları, orada çok fazla zaman harcamanıza gerek yok. Temenni Tepesi'nden aşağı inip yolu yukarıya doğru takip ettiğinizde şarap mahzenlerine ulaşırsınız. Turasan vesaire, bütün şarap mahzenleri orada tadabilirsiniz, satın alabilirsiniz, şarabın nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ayrıca dizi merakınız varsa Asmalı Konak, Asmalı Konak,
Asmalı Konak yandıktan sonraki o çekildiği konağı görebilirsiniz. Şimdilerde bir restoran oldu. Girip gezmek istiyorsanız da bir ücret ödüyorsunuz. Bence sadece dışarıdan baksanız yeterli. Pek görülecek bir şey yok içeride. Evet, Asmalı Konağı da gördük. Yukarıya doğru çıktık. Devam ediyoruz. Şimdi Nevşehir istikametine şöyle bir çember çizmiş olduk. Yarım bir çember çizmiş olduk. Şimdi Nevşehir istikametine doğru tekrar gidiyoruz efendim. Turasan'ı geçtikten sonra, Turasan'da şarap mahzeninde şarap denedikten sonra, hediyelik eşyalarımızı aldıktan sonra devam ediyoruz. Nevşehir istikametinde gidince sağ tarafımızda üç güzelleri göreceksiniz. Üç tane çok güzel peri bacasının yan yana olduğu bir manzara göreceksiniz. Gayet ünlüdür. Sağ tarafınızda kalabalıklaşır zaten yol. İnsanları görürsünüz. Mutlaka üç güzellerde bir fotoğraf çekinin. Oradan Ürgüp manzarasını bir izleyin. Üç güzeller de bittikten sonra yine Nevşehir istikametinde yolumuza devam ediyoruz. İlk ya da ikinci ışıklardan sağ bir dönüş var. Orada Kızılçukur denilen bir yer var efendim. Hemen sağa döndüğünüzde zaten bize bir yol başlayacak. 1-2 kilometre gittiğinizde Uçhisar Kalesi'ni görebileceğiniz, uzaktan görebileceğiniz inanılmaz bir manzara var. Eğer erken kalktıysanız öğlen vaktinde orada olacaksınız. Ama eğer vaktiniz olursa güneşin batışının da izlenebileceği harika bir yer orası. Evet, orayı gördünüz, geri döndünüz. Yine Nevşehir istikametinde gidiyoruz. Yolu takip ettiğinizde, Nevşehir'e doğru yolu takip ettiğinizde sağ tarafa doğru Uçhisar tabelası olacak. Uçhisar ilçesine giden bir tabela olacak. Uçhisar'a gidin efendim. Oradan Uçhisar'a sapın. Dümdüz Uçhisar'a gidin. Uçhisar'a girmeden önce yine şarap mahzenleri göreceksiniz. Onun ön tarafında Güvercinlik Vadisi denilen bir vadi var. O vadiyi izleyebileceğiniz seyir tepeleri var. Nazar boncuklarıyla dolu ağaçların olduğu bir yer var. Mutlaka oradan da aşağıya bakın. Vadinin bir yakası tamamen güvercin yuvalarıyla vesaire dolu. Adını da oradan alıyor. Normalde uzun bir planda bu vadileri tek tek yürüyebilirsiniz. 7 kilometre, 14 kilometre, 3 kilometre bir sürü vadi var. Bu vadileri içerisine yürüyebilirsiniz. Trekking yolları da yapılmıştır ama ben dediğim gibi böyle tadımlık bir geziden bahsediyorum. Evet, buradan panoramik olarak vadi izledikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Zaten yolun karşısında Uçhisar Kalesi'ni göreceksiniz. Dünyanın yekpare taştan yapılmış ilk kalesi. Tek mi bilmiyorum ama ilk kalelerinden bir tanesi. Bir kale. Aslında burası Ortahisar denilen bir yer. Siz az önce Kızılçukur'a gitmiştiniz ya, Kızılçukur'un karşı tarafı Ortahisar. Ortahisar'da bir kale var ama vakti değerli kullanmak için orayı atladım. Uçhisar Kalesi'ne getirdim sizi. Uçhisar Kalesi'ni belediye işletiyor. Arabanızı önüne park edip kaleye çıkabilirsiniz. Biraz yüksektir. Merdivenleri kullanarak çıkacaksınız. Belediye işletiyor, dediğim gibi ücretli, çok küçük bir ücreti var. Mutlaka kaleye çıkın. Kale bütün bölgeye hakim bir yerde. Avunos'u, Göreme'yi, hatta Ürgüp'ü ve Nevşehir'i görebileceğiniz bir yer orası. Nereleri gezdiniz, nereleri gezeceksiniz oradan da görebilirsiniz efendim. Uçhisar Kalesi'nin tepesinde çıktık. Alt tarafında kuru yemiş satılan yerler var. Buradan kuru yemiş alabilirsiniz çünkü bir daha çok fazla denk gelmeyecek. Bu kabak çekirdeği vardır, sütte kavrulmuş. Onlardan falan alabilirsiniz. Kaleye indikten sonra kalenin arka tarafına mutlaka gidin. Orada eski Nevşehir evlerinin dokusunu yaşayabilirsiniz. Sabah demiştim ya, balonları izleyeceğiniz bir tepe. İşte o tepeye çıkartır sizi yol, Uçhisar Kalesi'nin arkası. Eğer acıkmışsanız Uçhisar'da o mevkide bir sürü restoran var. Ya da az önce Güvercinlik Vadisi'nin oradaki seyir tepelerinde bir sürü restoran var. Orada Kapadokya manzarasıyla güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Uçhisar'ı da bitirdikten sonra şimdi aşağı ineceğiz. Yine Göreme'ye varacağız. Dairemizi tam dönmüş olacağız. Aşağı doğru Uçhisar Kalesi'nden aşağı doğru indiğinizde, arabanızla yolu takip ettiğinizde böyle bir sürü küçük dükkanların olduğu bir yere geleceksiniz. Az önce üstüne çıktığınız kalenin alt tarafı. O dükkanların arka tarafında bir kafe var, benim favorilerimdendir. İnanılmaz bir manzara var. Burayı çok kimse bilmiyor. Yani orada sadece alışveriş yapıldığını zannedip pas geçiyor. Mutlaka o alışveriş mekanlarının arka tarafına geçin. Orada bir çay kahve için efendim. Burada alışveriş yapabilirsiniz.
Ama çömlek için acele etmeyin. Bir sonraki gün ben zaten sizi çömlekçilere götüreceğim. Evet, bu yolu devam ettiğiniz zaman saat 3-4 gibi oldu muhtemelen. Bu yolu takip edip Göreme'ye doğru takip ettiğiniz zaman sağ tarafınızda yeniden seyir tepeleri başlayacak. Oradaki seyir tepelerinin en başına arabanızı park edip aşağı kadar yürüyüp geri dönebilirsiniz kenardan Göreme manzarasıyla. Yok, onu yapmayacaksanız da eğer o ağacın altı diye bir yer var. Orada durabilirsiniz. Hala hediyelik eşya konusunda çömlek haricinde orada alışveriş yapabilirsiniz ama çömlek için bekleyin. O ağacın altında bir kahve içmenizi ya da şarap yudumlamanızı tavsiye ederim efendim. Nazar ağaçları var bu arada. Özellikle nazar ağaçları nerede? Ben orada fotoğraf çekineceğim diyenler var. En güzel nazar ağaçları ve nazar ağaçları ile birlikte Kapadokya'yı içine alabileceğiniz fotoğrafları orada çekebilirsiniz. Evet, orada da zamanımızı bitirdikten sonra şimdi aşağı iniyoruz tekrar. Göreme'ye doğru gidiyoruz. Saat zaten 5-6 olacak ve bugünkü ilk günkü planımız burada bitecek efendim. Göreme Meydanı'na geleceksiniz. Nevşehir'de gece hayatı biraz farklı. Gelen turistler genellikle tur programlarıyla birlikte geldikleri için onlara hazırlanmış kapalı bir sistem var. O yüzden de çok fazla gece hayatı yok. Küçük kafeler bulabilirsiniz. Müzik dinleyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz küçük kafeler bulabilirsiniz. Bunları da en çok yine Göreme'de bulabilirsiniz. Göreme'de Paşa diye bir yer var. Orayı tavsiye edebilirim. Akşam Göreme Meydanı'nı mutlaka görün. Yemeğinizi de yine Göreme Meydanı'nda yiyebilirsiniz. Yok, ben Göreme'de yemek yemeyeceğim, değişik bir şeyler yok mu diyorsanız eğer, size şunu söyleyeceğim. Efendim, Avanos'ta Türk geceleri var. Genellikle Türklerin alınmadığı Türk geceleri var. Biraz folkloriktir. Her yöreden işte halk oyunları ekibini görebileceğiniz, her türlü dansı görebileceğiniz, dansöz görebileceğiniz yerin altına oyulmuş mağaralarda, amfiteyatrolarda yapılan bir etkinlik var. Buna Türk gecesi deniyor. Fiyatları da gayet uygun. Türk gecesine gidebilirsiniz. Uranos benim önerebileceklerimden. Diğerlerine gittim ama Evranos var hemen Avanos merkezde. Uranos da Avanos'un biraz dışında. Göremeden Avanos'a geçip, hani Zelve gitmiştik ya, o yolu takip edip Avanos'a geçip Uranos'u, kime sorsanız söyler zaten, Uranos'u bulup önceden mutlaka rezervasyon yapın. Akşam yemeğinizi ve eğlencenizi orada yapabilirsiniz. Saat 8-9 gibi başlar. Gece 1-2 gibi de oradaki eğlence biter. Sonrasında gidip Paşa'da yine ateş başında, genellikle akşamları soğuk olduğu için Kapadokya'da yazın dahi, ateş başında şarabınızı içebilirsiniz efendim. Sıcak şarap deneyin mutlaka. Unutmayın. Evet, şimdi ikinci güne geçtik. Yine Göreme'de uyandık. Otelimiz eğer bu arada çok özür dilerim, unuttum. Göreme'ye döndüğünüzde eğer güneş henüz batmamışsa mutlaka Göreme Seyir Tepesi'ne çıkın ve oradan güneşin batışını izleyin. Ölmeden önce yapılması gerekenlerden bir tanesi. Bunu nasıl söylemeyi unuttum ben. Diğer gün uyandık. İkinci günümüzde uyandık. Vaktiniz erken uyanmışsanız, vaktiniz varsa Göreme'de otellerin arasında bir yürüyün. O yapıyı bir görün. Sonrasında şimdi Avanos'a gideceğiz. Bu arada Göreme'yi gezdik, Ürgüp'ü gezdik. Şimdi Avanos'a gideceğiz. Göreme'de Açık Hava Müzesi var. Göreme'nin arkasında Açık Hava Müzesi var. Açık Hava Müzesi'ne girmeyecek olsanız bile Açık Hava Müzesi yolunda hemen Göreme'nin arkasında, kaldığınız otelin dayalı olduğu dağın arkasında Açık Hava Müzesi var. Bu arada bütün müzelerde müze kart geçerli, haberiniz olsun. Açık Hava Müzesi'ne gidin. Eğer müzeye girmeyecekseniz de yine de müze yolunu mutlaka alın efendim. Orada at çiftliklerini falan görebilirsiniz. Fotoğraf çekmek ve çekinmek için orada çok fazla güzel mekan var. Göreme Açık Hava Müzesi'ne gireceğinizi düşünüyorum. Yeni bir kural var. İşte her girdiğiniz yerde belli bir süre beklemeniz gerekiyor. En son öyleydi, değişmediyse. Yani öyle girip içeride saatlerce duramıyorsunuz. Bir güzergah var. O güzergahta tüm kiliseleri tek tek görüp devam edebiliyorsunuz. Girişte sesli rehberler var. Kulağınıza takıp tüm destinasyonları dinleyebileceğiniz sesli rehberler var. Onlardan bir tanesini alabilirsiniz. Eğer
göreme açıklama müzesine gidecekseniz bunu mutlaka alın ya da internetten bununla alakalı uygulamalar var. Yoksa boşuna gezmiş olursunuz. Dersiniz ki ya ben zaten bunu her yerde görmüştüm, bu kiliselerden, peri bacılarından, işte Zelve'de görmüştüm, Ürgüp'te görmüştüm. Bir de şimdi niye burada gördüm diyebilirsiniz. Ama dinlerseniz inanılmaz bir hikayesi de var oradaki yapılanmanın efendim. Neyse şimdi geri dönüyoruz. Yani Göreme Açıklama Müzesi'nden geri dönüyoruz. 2 kilometrelik bir yol burası. Şimdi yolumuz Avanos'a. Avanos'a giderken yolumuzun üzerinde Çavuş İn diye bir yer var. Orada yine yekpare bir kayaya oyulmuş kilise var. İsterseniz orayı gezebilirsiniz. Ama gezmeyecekseniz devam ediyoruz. Yolumuz Avanos'a. Avanos'ta çok fazla peri bacası falan yok. Avanos biraz daha şehre yakın bir yer. İçinden Kızdırmak geçiyor. O orayı farklı bir boyuta taşımış. Avanos'a gidiyoruz. Arabanızı herhangi bir yere park edebilirsiniz. Avanos'u yürüyerek gezin efendim. Arabanızı herhangi bir yere park edin ve Chez Galip. Chez yeri demek. Chez diye okunuyor sanırım. Chez Galip. Galibin yeri demek. Fransızca yeri demekmiş. İşte Galibin yeri. Chez Galip hemen şehir meydanında bir çömlekçi. Şöyle bir özelliği var. Chez Galip hem çömlek yapıyor hem de adamın dükkanının içerisinde bir saç müzesi var. Yıllardan beri gelen insanlardan saçlarını almış, adreslerini de yazmış. Her yıl da çekiliş falan yapıyor. İsterseniz saç da bırakabilirsiniz ama müzeyi mutlaka gezin. Dünyadaki en ilginç müzelerden bir tanesi. Öyle de ünlü bir yer. Dünyanın en ilginç 10 müzesinden bir tanesi sanırım. Burada artık çömlek alışverişi yapabilirsiniz. Çömlek yapmayı deneyebilirsiniz. El yapımı şarap satarlar bu çömlekçiler. Bunu sorabilirsiniz. Onlardan el yapımı şarap alabilirsiniz. Çömleğinizi yaptınız, alışverişinizi de yaptınız. İşte testidir, bilmem yoğurt kabıdır, işte kadehtir, çömlekten bunları aldınız. Şimdi muhtemelen bunları yapmanız öğle yemeğine denk gelecek. Avanos meydanda testi kebabı yiyebilirsiniz. Testi kebabı güvecin testinin içerisinde yapılması deniyor. Bir testi kebabı deneyebilirsiniz herhangi bir yerde. Hepsi genel olarak aynı güveç işte. Ya da pide yiyebilirsiniz. Nevşehir pidesi. Ya o bölgenin pidesi daha doğrusu. Birazcık daha farklı. Evet, sonrasında Avanos'ta Sallanan Köprü diye bir yer var. Sallanan bir köprü var. O köprüyü mutlaka yürüyün. Niye bilmiyorum, çok ünlü. Aslında sadece bir köprü. Köprüyü yürüyün efendim. Çok da zaman harcamayın. Öğleden sonra yeraltı şehirlerine gideceğiz. Avanos'taki gezimiz bittikten sonra şimdi Nevşehir'i takip edeceğiz. Bu arada 2 günlüktü ya, tekrar otele dönmeyeceğiz. Artık oteliniz yok diye planlıyorum. Eğer Adana tarafından geldiyseniz zaten avantajlısınız. Şu an yolumuz Adana'ya doğru gidecek. Evet. Avanos'u bitirdikten sonra Nevşehir'e gidiyoruz şimdi. Nevşehir yolunu takip ediyoruz. Nevşehir'in içerisinden geçiyoruz ve valilik binasının yanından Niğde'ye doğru bir yol gider. Oraya dönüyoruz efendim. Yol bizi Kaymaklı ve Derinkuyu'ya götürecek. Kaymaklı ve Derinkuyu'da yeraltı şehirlerinden başka hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Ama yeraltı şehirlerini mutlaka görmelisiniz. Yerin 6-7 kat aşağısına ineceksiniz. Mutlaka görmelisiniz. Yani oraya gidip peri bacalarını gördüyseniz bunu da mutlaka görmelisiniz. Dünyaca ünlü yerler bunlar. Önce Kaymaklı var. Kaymaklı yeraltı şehri var. Gidin mutlaka yeraltı şehrine girin. Uyarı efendim, kapalı alan korkunuz varsa, astım vesaire gibi problemleriniz varsa, mutlaka görevlilere haber verin. Mutlaka yanınızda biriyle gidin. Çünkü aşağıya inmeye başladıktan sonra her zaman geri dönemezsiniz. Bazı yerlerde tüneller, ciddi uzun tüneller, böyle içerisinde eğilip yürüyeceğiniz küçüklükte tüneller geri dönmez. İlla ileri gidip bir noktadan dönmeniz gerekir ve o noktaya kadar da sizin için işkence dönüşebilir. O yüzden bunu bilin. En azından belli bir katına kadar gidin, oradan geri dönün. Kaymaklı yeraltı şehrine indik ve çıktık. Hemen sonrasında bir 5-10 kilometre sonra Derinkuyu'ya varacaksınız. Derinkuyu yeraltı şehrine inin. İkisi, yani hangisi, ikisinden birini tercih etmem gerekirse sanırım Derinkuyu tercih ederim. Ama ikisi birbirinden çok farklı yeraltı şehirleri, çok farklı şeyler hissettiriyor. O yüzden hem Kaymaklı'ya hem Derinkuyu'ya uğrayın derim. Bunlar müze bu arada, saat 5'ten sonra kapalı olur ama saat daha 5 olmadı. Bu ikisini de hallettiyseniz 2 günlük geziniz bitti.
Bunlar zaten ciddi zaman alacak şeyler. Eğer sezonda gittiyseniz o müzelere girmek için vesaire ciddi sıra bekleyeceksiniz, haberiniz olsun. Şimdi eğer Aksaray tarafından geldiyseniz, ne bileyim Konya'dan geldiyseniz ya da Ankara'ya gidecekseniz, Derinkuyu'dan Ihlara Vadisi'ne geçen bir yol var, eski bir yol var. Bu yolu takip edip buraya kadar gelmişken Ihlara Vadisi'ne gidebilirsiniz. Yalnız Ihlara Vadisi'nde 600 basamakla, 400 mü 600 basamakla vadiye inmeniz lazım, geri çıkmanız lazım. O yüzden iyi zaman planlaması yapmanız lazım. Orası da bir işte orada bir işletme var. Aşağı inip vadiyi yürüyüp orada gözleme yiyip yolunuza devam edebilirsiniz. Yani Derinkuyu'dan Ihlara'ya gitmeniz aşağı yukarı bir saatinizi alır. Ihlara'da en az 2-2,5 saatinizi alır aşağı inip çıkmak hızınıza bağlı olarak. Evet, Kapadokya panoramik bir gezi bu kadar olur. Tabii ki unuttuğum bir sürü yer var. Tabii ki şu an hatırlamadığım bir sürü yer var. Onları da siz keşfedersiniz. Ama genel olarak Kapadokya'ya gittiğinizde göreceğiniz yerler, görmeniz gereken yerler buralar efendim. Başka ne söyleyebilirim? Hacı Bektaş ayrı bir yerde, ayrı bir istikamette, Kırşehir tarafında. Hani onun için hani oraya git gel bir gün daha lazım belki. Ya da hızlı olursanız Hacı Bektaş'a da gidebilirsiniz Nevşehir'den. Kozaklı tamamen farklı bir plan. Kozaklı'da kaplıca var. Dünyanın en iddialı kaplıcalarından bir tanesi Kozaklı'da var. 7000 nüfuslu bir ilçe. Benim memleketim bu arada. Ama böyle inanılmaz derecede kaplıca turizminin inanılmaz geliştiği bir yer. Ciddi anlamda şifa bulunabilecek bir yer. Dinlenilebilecek bir yer. Bunu ekstra bir gün olarak ekleyebilirsiniz. 100 kilometre civarında bir yerde çünkü Kozaklı. Ya değilse mevsimine göre bir Erciyes turu ekleyebilirsiniz. Ürgüp'ten, Göreme'den, Nevşehir'den Kayseri'ye geçebilirsiniz. Yani 1 saat bile değil yol. 45 dakika 1 saat gibi bir yol. Tabi Erciyes'e çıkacaksınız. 1 saatte onu planlayalım. 2 saatlik bir yol. 2 saat sonra kayak merkezlerinde olabilirsiniz. Erciyes'te kayak merkezleri, güzel tesisler var. Bir gece daha orada konaklayabilirsiniz ya da orada kayak yapabilirsiniz. Onun haricinde Ürgüp'te güzel mekanlar var. Keşfedebileceğiniz, hani benim anlattığımdan daha hızlı hareket ederseniz onları da tek tek keşfedebilirsiniz. Birçok dizinin çekildiği yerler var. Eğer dizi merakınız varsa onları ziyaretleyebilirsiniz. Vaktiniz olacaksa daha fazla işte ata binebilirsiniz. O vadileri atla gezebilirsiniz. Ya da ATV kiralayabilirsiniz. ATV'lerle gruplar var. Sizi grup halinde ATV'lerle bir kuyruk yapıp, konvoy yapıp belli güzergahlarda gezdiriyorlar. Kapadokya'nın direkt içerisine girmiş olursunuz. Bu bahsettiğim tamamen panoramik bir gezi. 2 günlük bir plan ve aracınızla birlikte yapacağınız bir plan. Yoksa tüm bunları yapamazsınız. O aralarda işte dolmuş bulayım, işte otobüse bineyim. Yeni gelen biri için çok zor olur. Burada ineyim, buradan tekrar otobüs geçer, bineyim. Bunlar gerçekten çok zor olur. O yüzden bunu araçsız yapmak için biraz daha fazla zamana ihtiyacınız olabilir efendim. Evet, düşünüyorum başka aklıma bir şey gelmiyor. Şimdilik bu kadar. Aklıma bir şey gelirse sonra bu videonun altına yazarım. Siz de ekleyeceğiniz bir şeyler varsa bu videonun altına yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.